başlarken şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda yaralanan bir askerimiz daha var. Gazimize de acil şifalar diliyorum. Ve umarım bunu yapanlar bir an önce cezalarını görürler. Değerli basın mensupları, 6 Mayıs'ta Saray Yüksek Seçim Kurulu ile el ele vererek bir sandık darbesi gerçekleştirdi. 73 yıllık çok partili yaşamımızda demokrasimize böyle bir darbe vurulmamıştı. Saray ve onun seçimi kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının şimdi de yeni bir algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Darbenin müellifleri sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip sandık darbesinin gerçek mağduru olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'nı ve tabii ki en önemlisi İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu suçlamaya kalkışıyorlar. Dün akşam sarayın kibirli kişisi bir iftar yemeğinde açmış ağzını yummuş gözünü. İftar sofrasını adeta kendine miting alanı yapmış. Artık vatandaşlarımızın inançlarına da saygı kalmadı. Mübarek Ramazan ayında milletimizin huzur içerisinde orucunu açmasına bile izin verilmiyor. Anayasaya göre milletimizin birliğini temsil etmesi gereken, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna otururken tarafsız kalacağına namusu ve şerefi üzerine yemin eden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, iftar sofralarında bile milletin arasına kin, nefret, nifak tohumları saçmaya devam ediyor. Değerli basın mensupları, öncelikle sarayın sandıktan çıkan millet iradesini ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını gasp etme operasyonunun detaylarına bir bakalım. İlk olarak şunu açık ve net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiş, saray ve Yüksek Seçim Kurulu el ele verip sandık darbesi yapmıştır. Bunu hep söyleyeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla hukuku ve içtihatlarını çöpe atmış, kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Bugüne kadar demokrasinin ve hukuk devletinin tüm temel taşlarını söküp atan iktidar ise bu kumpasla elinde kalan son meşruiyet kalesi olan sandığı da ateşe vermiştir. Kurul kısa kararında bir kısım sandık kurulunun kanuna aykırı oluşturulması ve bunun seçim sonuçlarını etkiler nitelikte olmasını İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin gerekçesi olarak göstermiştir. Daha ortada gerekçeli karar yoktur. Fakat AK Parti kısa kararda olmayan çok daha ayrıntılı iptal gerekçelerini yargıçlar daha yazmaya başlamadan sıralayıp durmaktadırlar. AK Parti'nin seçimi kaybetmiş belediye başkan adayı, genel başkanları bunları dile getirmekte. Bir de bununla ilgili yalan rüzgarı romanları etrafta servis edilmektedir. Aslında bütün bunlar bir şeyi ortaya koyuyor. Bu ayrıntılı iptal gerekçelerinin hangi adreslerde kaleme alındığını ortaya koyuyor. Bu iptal gerekçelerinin müellifi bellidir. Bu iptal gerekçelerini yazanlar Yüksek Seçim Kurulu'nu, Yüksek Seçim Kurulu'ndakileri bu darbeye azmettirenlerdir. Seçimin iptali için gerekçe gösterilen sandık kurul başkanının devlet memuru olmadığı iddia edilen sandıkların tamamında AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oyu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyundan fazla çıkmıştır. Hatta AK Parti'nin gözlemcisinin bulunmadığı ve sandık başkanının da memur olmadığı 141 sandıkta da AK Parti adayı önde çıkmıştır. Bu nasıl şaibedir?
Bu nasıl bir yolsuzluktur? Bu nasıl bir organize iştir ki bunların yapıldığını iddia eden iddia sahibinin oyu o iddialara konu olan sandıklarda diğer adaydan daha yüksek çıkmıştır. Tüm bu tablo vatandaşlarımıza şunu göstermektedir. Sandığında, hukukunda tabutuna çivi çakılmıştır. Şimdi bu çiviyi çakanlar çıkmışlar, mağdur rolü oynamaya çalışmaktadırlar. Sandık kurulu başkanları hakkında yapılan bu suç duyuruları 45 gün sonra yapılacak seçimde il, ilçe ve sandık kurulları üzerinde şimdiden ciddi bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Bu seçim güvenliği açısından çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Değerli basın mensupları, AK Parti Genel Başkanı dün katıldığı iftar yemeğinde ve ödül töreninde milli iradeye saygının seçim sonuçlarını kabul etmeyi gerektirdiğinden bahsetmiştir. Evet, inanılmaz ama gerçek. Bunu seçimlere girmek serbest ama kazanmak yasak anlayışıyla hareket eden birinden duymak gerçekten trajikomiktir. AK Parti Genel Başkanı adet haline getirdiği üzere milletin aklıyla alay etmekte, yalanı hakikat gibi gösteren gerçek ötesi bir siyasetle sandıktan çıkan millet iradesini itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. AK Parti Genel Başkanı alenen çalınmış oylardan, yolsuzluktan bahsetmektedir ama Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa kararında bununla ilgili hiçbir husus yer almamaktadır. Hatırlayacaksınız, Rusya'ya gitmeden önce seçimlerle ilgili kameraların tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu söylemişti. Aynı Kabataş'ta deri pantolonlu, üstü çıplak adamların başörtülü bir kadına saldırdığı yalanı gibi bu görüntüleri de hala bekliyoruz. Kamera görüntülerini seçimde yolsuzluk yapıldığına dair. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve sözcüleri işlenen hukuk cinayetini başka adayın kazandığı seçimi alıp başka adaya vermiyoruz ki. Yeniden yapalım, madem kazandınız yeniden kazanırsınız demektedirler. E bir de onu yapsaydınız. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını gasp ettiniz. Yetmez, bir de onu yapsaydınız, o mazbatayı da alıp Binali Yıldırım'a verseydiniz. Ha bunu da konuşmamış değilsiniz. Sizin içinizde bunları önerenler de var. Böyle olsun diyenler de var. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez. Dünyanın pek çok ülkesinden büyük bir şehri, daha büyük bir şehri yönetecek belediye başkanını mı seçiyoruz yoksa birbirimizi ütmesine misket mi oynuyoruz? Gerçekten akıl almaz bir ciddiyetsizlikle karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları, son olarak iftar sofrasında Tayyip Erdoğan Sayın Genel Başkanımıza demediğini bırakmamış. Ne diyelim? Kişi aslında herkesi kendi gibi bilirmiş. Ama ben şunların altını çizerek söyleyeyim. Bizim genel başkanımız iftarlarda siyaset konuşmaz. Milletin seçtiği başbakanı görevden alıp da partisinin içinde darbe yapmaz. Tarafsız kalacağına namusu ve şerefi üzerine yemin edip, bu yemine rağmen dönüp de partisinin genel başkanı koltuğuna oturmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nu sandık darbesine azmettirmez. Milletin gözü önünde milli iradeye kumpas kurmaz. Faşizm faşizm demişler. Faşizm bunları yapanların adreslerinde aranmalıdır. AK Parti Genel Başkanı'na bir kez daha hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden ve sandıktan yana olan tavrını size muhtar bile seçilemez denirken millet öyle istiyor deyip başbakanlık yolunu açtığında göstermiştir. Türkiye bugün tek kişi parti devleti eliyle
1946'nın da gerisine düşürülmüş, 73 yıllık demokratik birikimimiz 36 günde çöpe atılmıştır. Millet iradesini yok sayanların, millete verdiği sözleri unutanların, milletin sesini duymayanların şimdi çıkıp da bize hakaretler yağdırması ne izanla ne de insafla bağdaşmaz. Çok şükür ne Sayın Genel Başkanımızın ne de bizlerin yalan, iftira, tehdit ve hakaret hiçbir zaman siyasi sermayesi olmamıştır. Yalanı, iftirayı, tehdidi ve hakareti bir siyasi üslup haline getirenlerin kimler olduğunu da milletimiz gayet iyi takdir etmektedir. Biz bu kem sözlerin sahibine edep yahu diyoruz. Ama biz sarayın kibirli kişisindeki bu telaşın nedenini de gayet iyi biliyoruz. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 günlük icraatıyla İstanbul'un parasının İstanbulluların olacağını, İstanbul'un rantının İstanbullularda kalacağını, İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için kullanacağını göstermiştir. Suda yapılan indirimler, su fiyatlarında, öğrencilerin, yeni doğum yapan annelerin, çocukların ulaşımında sağlanan indirimler, uygulanacak sosyal, 19 gün içinde bunlar yapıldı, uygulanacak sosyal demokrat politikaların, halktan yana politikaların, İstanbul'un rantını İstanbulluya vermeyi öngören politikaların ip uçlarını açıkça ortaya koymaktadır. İstanbul'un rantını bugüne kadar havuzdaki dostlarına vermeye alışmış olanların tabii ki bundan paniklemesi normaldir. Ancak bir hususu anlayamadığımızı da burada söylemek isteriz. Sarayın kibirli kişisi neden İstanbul Belediyesi'ndeki verilerin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kontrol edilmesinden bu kadar rahatsız olmuştur, bu kadar paniklemiştir? Bu verilerde ne vardır? Çok partili demokrasi tarihimizin en büyük mağduriyeti milletimizin sandıkta vereceği oylarla giderilecektir. Ekrem İmamoğlu'nun, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatası milletin eliyle yeniden kendisine verilecektir. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Çok sevgili Gökhan, bir söyledim. Efendim, az önce değindiğim zaman ben biraz daha detay sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı dün akşam konuşmasında yine seçimlerde oyların çaldığını, yine Binali Yıldırım'da oy hırsızlığının olduğunu söyledi. Ama YSK'nın kararında biz böyle bir gerekçe görmedik şimdiye kadar. Sadece sandık kurulunda memurların olmadığını, bu yüzden seçimlerin tekrar edildiğini, iptal edildiğini gördük. Bu açıklamaları neye bağlıyorsunuz? Bu birinci sorun. İkincisi de hala çok tartışılıyor. Aynı zarfta, tek zarfta dört pusula. Sanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi. AK Parti'de bir klip yayınladı. Klipte de 123 sandıkta 42 bin oy sadece Büyükşehir Belediyesi'ne etki ediyor. İlçelere de etki etmiyor denildi. Bu açıklamaları neye almıyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi dün söylemiştim, minareyi çalanlar şimdi minarenin kılıfını hazırlamaya çalışıyorlar. Ama şunu açıkça bir kez daha tekrar edeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinin daha henüz gerekçeli kararı yazmamışken Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir adayının kısa kararda yazan gerekçelerin çok ötesine giden gerekçeleri söylüyor olması, yazılacak olan 7 tane üyenin yazacağı gerekçeli kararın müellifinin kim olduğunu açık seçik ortaya koymaktadır. Bu kararın hangi mahfillerde yazılmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
1 Nisan akşamı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart akşamı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığını belli olmasından itibaren uygulamaya dört başı mamur bir kumpas konmuştur. O kumpas çerçevesinde öyle anlaşılıyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal gerekçeleri dahi yazılmıştır. O kumpası hazırlayan mahfillerde. Evet. Ha, şimdi yani şunu söyleyeyim. Bu gerekçelerin hepsi, biraz önce minare örneğini onun için verdim de, ama açık yani mesele, aynı sandıkta tek bir zarfın içine dört tane pusula atıyorsunuz. Gerekçeniz sandık kurullarının yasada tarif edilen biçimde oluşmadığı ve sandık kurullarında öngörülen memurların bulunmadığı, aynı sandık kurullarının belediye, ilçe belediyeleri, ilçe belediye, belediye meclisleri ve muhtarlıklar için yapmış olduğu uygulamaları doğru kabul ediyorsunuz. Buna karşılık Büyükşehir Belediyesi için yapılan uygulamaları, aradaki farkı gerekçe göstererek seçim sonuçlarını etkileyebilir diyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu sandıkları kim oluşturmuş? İlçe seçim kurulları. İlçe seçim kurulları kimlere bağlı? İl seçim kuruluna, il seçim kurulu da yüksek seçim kurulu. Soru şu. Bu sandıklarda partilerin temsilcileri var mıydı? Vardı. Bu sandıkların etrafında gözlemciler var mıydı? Vardı. Bu sandıklarda yolsuzluk yapıldığına dair herhangi bir tutanak var mı? Yok. Yani seçmenin, bu sandıkların bu şekilde oluşumunun, seçmenin sandıkta oluşan iradesini etkileyecek bir şeyi, tutumu olmadığı ortada. O zaman ne oluyor? Hani o mühürsüz oylarda seçmen iradesinin üstünlüğü diyerek mühürsüz oyları geçerli saymıştınız ya. Çünkü mühim olan seçmen iradesidir. Oyun mühürlü ya da mühürsüz olması seçmenin iradesini etkilemiyor demiştiniz. Şimdi de o sandıkta memur bulunup bulunması ya da bulunmaması öyle gözüküyor ki seçmenin iradesini etkilememiş. Bir önce verdiğiniz karar orada dururken kalkıp bunu iptal ederseniz milletin vicdanı rahatsız olur. Milletin vicdanı bunu kabul etmez. Millet bunu kabul etmez. Millet bunun hesabını sorar. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşım. Evet. Ömer Komutakal, Habertürk Televizyonu'ndan. Efendim, Sayın Genel Başkan'ın İstanbul'da bir teknede yaptığı görüşmeye dair bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Hatta eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'le görüştüğü iddia edilmişti. Yalanlandı o bilgi ama bugün Genel Başkan'a dair fotoğraflar çıktı. Paylaşacağınız bir detay var mıdır görüşmeye dair? Şimdi şöyle, hani arkadaşlar, öyle gözüküyor ki istihbarat teşkilatları genel başkanımızı çok yakından takip ediyor. Biz de zaten biliyoruz bunu. Bizim ama gizlimiz saklımız yok. Her şeyi açıkta, genel başkanımızın gizli saklısı yok. Her şeyi açıkta yapıyor. Eğer gizli saklı bir görüşme yapsaydı herhalde birilerinin yatında oturup görüşmezdi. Şimdi istihbarat örgütlerinin kendi ellerindeki materyalleri alıp yandaş medyaya servis edip bunun üzerinden bizleri itibarsızlaştırmaya dönük hikayeler yazdırmaya kalkmaları gerçekten ayıptır. Türkiye'de istihbarat teşkilatının, o istihbarat teşkilatının bağlı olduğu makamların ne hale düştüğünü ortaya koymak gerçekten